Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben Sinan Soylu. Hep birlikte 3D Max eğitim setimize devam ediyoruz. Şimdi standart primitives özelliklerimizi geçen derslerimizde öğrenmiştik. Gelelim create bölümünden extended primitives özelliklerimize. Aynı yere create bölümünden extended primitives ile ulaşabiliriz. Alt W tuşuna basarak ekranımızı büyütüyoruz. Gelip en baştaki header'dan başlayalım. Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum ve elimi sol tuştan bırakmadan şöyle büyüterek böyle header'ımı oluşturup ve bırakarak header'ımı oluşturmuş oluyorum. Header'ımı oluşturduktan sonra şöyle grid'i kapatayım, G tuşuna basayım. Bakın header'ımın değişik şurada family bölümü var. Header'ımın özellikleri, değişik şekilleri. Bakın dot stars stars 2. Şöyle değişik şekilleri var. Buna tıkladıktan sonra örneğin PQ değeri nedir arkadaşlar? Bakın bastığımda köşe noktalarını büyütüyor. Bakın genişletiyor. Bakın arkadaşlar şu alanların bakın küçülüp büyüdüğünü göreceksiniz. Bakın. Bakın şu bölüme bakın. Gördüğünüz gibi küçülüp büyüyor. Q değeri de öteki yüzeyde aynı şeyi yapıyor. Bakın şu yüzeylere bakın. Axis Scaling bölümü nedir? Şu alanlara bakın arkadaşlar. Şimdi Q bölümündekine bakalım. Bakın içeriye ve dışarıya doğru bir eğim vermeye başlıyor. Noktasal olarak içeriye doğru çekiyor. R bölümüne bakalım. Bakın şöyle aynı şekilde nesnemi çevirdiğimde daha iyi fark edeceksiniz. Bakın şu tıkladığımda içeriye doğru çektiğimde bakın şöyle içeriye doğru almaya başlıyor. Şeklimi hareket ettirme resete bastığında tekrar şeklim en başa dönüyor arkadaşlar. Radius bölümü ise gördüğünüz gibi headroom'u büyütüp küçültmeye yarayan bir bölümdür. Delete tuşuna basıyorum ve Chamfer Box'a geçiyorum. Chamfer Box standard primitives'de hemen hemen en çok kullandığımız özelliklerden biridir. Chamfer Box'ı sol tıklayıp genişletip çekiyorum. Mouse'umu bırakıyorum. Yukarıya doğru yükseklik veriyorum. İkinci kez tıklıyorum. Ve üçüncü kez hareket ettirdiğimde chamfer değerini arttırıp bakın. Bakın şu anda mouse'umu hala bir tıklamıyorum. Şöyle yukarı aşağı doğru hareket ettirdiğimde kenarlarını yumuşatma, pahlama hareket veriyor. Üçüncü kez de o hareketi yapıp tıkladığımda tamamını oluşturmuş oluyorum. Bakın. Şimdi boyunu, enini, yüksekliğini buradan ayarlayabiliyorum. Diğer box gibi. Fillet değeri nedir? Chamfer box'ın özelliği. Zaten chamfer yani köşelerinin pahlanması özelliğinin olmasından geliyor. Bakın. Fillet F4'e basarsanız daha iyi görürsünüz. Bakın F4'e basıyorum. Bakın şu kenarın pahlı olduğunu göreceksiniz. Fakat şurada length segment nedir? Kenar segmentlerini atama. Box'taki gibi. Bakın. Bakın en önemli özellik peki burada ne? Chamfer box olduğu için. Fillet segment. Yani burada sadece iki segment var. Ben bunu arttırdıkça bakın chamfer'ımın kalitesi ne kadar artıyor? Bir F4'e basın bakın arkadaşlar. F4'e sonra basıp çıkın buradan. Bakın F4'e basıyorum açıyorum. Şuradaki kenar sayısı arttırdıkça filtimi daha göze görünür. Daha güzel bir chamfer box. Yani köşeleri pahlanmış bir box oluşturabiliyorum. Ama şunu azaltırsam arkadaşlar bakın fillet bölümündeki santimetreyi azaltırsam kenar arasındaki açıklığın azaldığını chamfer'ımın daha keskin hatlarda oluştuğunu görebilirim bakın. Şöyle yaptıkça daha da böyle hap gibi bir şekil alıyor. Chamfer fillet oranı yükseltisi. Şöyle yaptıkça bir şey düşünebilirsiniz. Yani buna bir kulp takarak bir bavul olduğunu düşünebilirsiniz. Chamfer Box'ın bu şekilde. Chamfer Box'ta Smooth'u tıkladığımda bakın kenarların pahlı gidiyor. Ve öylelikle bu özelliğim kaybolmuş oluyor. Chamfer Box'ın da böyle bir özellik. Bunu silelim arkadaşlar. Bastım. Geldim. Extended Primitives. Bakın geometriden. Extended ikinci seçenek olan Extended Primitives'e tekrar geliyorum. Oil Tank nedir? Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bırakıyorum ve yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Şu anda elim boşta. Mouse'a tekrar ikinci kez tıklıyorum. Üçüncü kez hareket ettirdiğimde şöyle gördüğünüz gibi hareket almış oluyor. Bakın bir yağ tankı diyor zaten. Şeyde de. Üçüncü kez tıklandığında şöyle bir şey oluşturmuş oluyor. Bunun özellikleri nedir? Radius, height, bildiğiniz şeyler, cap. Bakın cap height şu nedir arkadaşlar? Dairesel olan bölümün yüksekliği veya azlığı. Bunu sıfır yaparsam silindir gibi oluyor bakın. Ama bunu arttırırsam yukarıda şöyle bir cami kubbesi gibi bir ortam oluşturuyor.
Centers overall diyor. Tıklayalım şöyle. Bakın şöyle. F4'e basın. Blend'e gelelim. Bakın. Köşeleri de, şu köşeyi de pahalıyor. Bakın. O köşelerin de pahalı olmasını istiyor. Side kenar sayısı, height segment, yükseklik segmenti, slice onu biliyoruz. Slice on neydi? Kaç derecelik bir açıda oluşmasını istiyorsak, bakın top yönünde daha iyi anlarsınız. Şurası 0, burası 90, burası 180, yani şu açıda 180. Bakın ne diyor? Sıfırdan yukarı doğru gidiyorum. 20 derecelik bir açıda oluşsun. Yukarı doğru 180 derece istiyorsak şuraya elle 180 yazabiliriz. Şöyle hareket ettiğimizde bakın yarısı oluşmuş oldu. 180 derece yarısı zaten. 360 yaparsam ne olur? Tamamını çizmiş olur. Veya slice'a hiç tıklamazsam yine tamamını çizer. Veya slice'a tıklayıp sıfırdan sıfıra yaparsam yani tamamını oluştur anlamına gelir ki bu da yine tamamını oluşturmuş olur. Slice'ı kapatıyorum. Şu şekilde oil tank'a da öğrenmiş olduk. Buradan oil tank'ı hemen silelim. Şöyle P'ye basıp perspektif görüntüde tekrar geçelim. Yakınlaşalım biraz. Spindle'a basalım. Mouse'un sol tuşuyla tıkladım. Yukarıya doğru getirdim. Üçüncü hareketimi yaptığımda bakın oil tank gibi fakat daha sivri, kenarları daha sivri bir şey oluşturmuş oluyor. Şöyle bir topaç gibi sanki bir şekil. Özellikleri nelerdir? Radius bölümünden genişliğini, yarıçapını, yüksekliğini, cap height bölümünden bakın dairesel olacak bölümünü görebiliyorsunuz. Blend bölümünde ise birleştiği yerdeki pahı oluşturmuş. Size bölümünden kenarlarını, cap height'la dairesi olan segment sayısını, height segmentte yüksek segmentini, slice on ile de demin gördüğünüz gibi 0'dan 180'e kaç derecelik açıda olanların bölümü çizmek istiyorsanız orayı yapabilirsiniz. Bundan da çıkıyoruz. Yangon'a geliyoruz. Yangon nedir? Kaç kenarlı bir şeyi çizmek istiyor isek onu oluşturan bölümdür. Özelliği nedir? Kenarlarımıza fillet daha verebilir. Bakın, delete'e basıp tekrar çizeceğim yangonu. Tıkladım yangona. Mouse'un sol tuşuna tıkladım. Genişlettim elimi çekmeden bıraktım. Bırakıp yukarı doğru hareket ettirmeye başladım. Tekrar tıkladım. Tekrar hareket ettirdiğimde içeriye doğru bakın. Şu kenarların fillet almaya başladığını böyle birazcık bakın açılmaya başladığını görüyorsunuz. Üçüncü kez de hareketimi bitirip tıkladıktan sonra bu şekilde bir şekil oluşturmuş oldum. Ne diyor? Bakın beşgen şunu eğer fillet'i sıfır yaparsanız bakın sıfır yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 beşgen yani bakın buradan kaç gen yani gengon burada kaçgen olmasını istiyorsanız oradan ayarlayabilirsiniz site ile. Radius neydi? Yarıçapı. Fillet ne peki? Fillet da bu kenarların pahalı olup olmamasını istediğinizde bu arayı açarsanız fillet segmentte verdiğinizde daha pahalı güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Bakın fillet arttırıyorum. Bakın F4'ü de kapattığımda bakın şöyle bir şekil oluştu gördünüz mü? Fillet arttırırsam da tam silindir olur. Azaltırsam şuraları pahalı burası düz olur. Fillet segmenti azaltırsam fillet aradaki kenarlar az olduğu için şekilsiz bir hale gelir. F3'e bastığımda wireframe tel halini görüyorum. F4'e bastığımda da kenar halini görüyorum. Bunları da görmüştük geçen derslerde. Smooth neydi? Smooth'a tıkladığımda yumuşatma özelliğimdi. Fillet segment, side segment, bakın kenar segmentleri, height segment, yükseklik segmentleri ve fillet segment ise bu deminki fillet segment özellikleri diyerek oluşturmuş olabiliyoruz. Bunu şöyle bir şey yaparsak mesela daha güzel bir görüntü olacak. Şöyle atıyorum bir beşgen. Şöyle yüksekliğini de biraz azaltayım. Bir mücevher kutusu düşünün. Örneğin atıyorum yani. Bakın. Böyle F4'e de bastırdığınızda bakın ne kadar güzel yani buna bir de kapak eklersiniz. Mücevher kutusu gibi bir şey oluşturabilirsiniz. Bunu da delete'e basıp siliyorum. Ring Wave'e geliyorum. Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum. Yukarıya doğru çekmeden önce içeri dışarıya doğru bir şekil oluşturduğunu görüyorum. Mouse'u bıraktığımda tıklıyorum ve böylelikle şöyle bir şekil oluştuğunu görebilirsiniz. Buradan yarı çapını buradan F4'e basarsak daha iyi görürsünüz arkadaşlar birçok özelliğini. Bakın buradan radial segmentini bakın. Ring width ortadaki şeklin ne kadarın oluşup oluşmayacağını kenar sayısını yükseklik varsa yükseklik bırakmak istiyorsanız yüksekliğini
ve yükseklik segmentine ve diğer özellikleri de burada şeklin imajıyla ilgili özellikleri de buradan bakın ayarlayabilirsiniz. Giriş çıkış oranı nasıl olsun, nizami mi olsun? Yani içi boş ve şekil vermek istediğiniz bir özellik olursa diğer özelliklerini de görebilirsiniz. Bu Ring Vibe'ı kullanabilirsiniz. Tıklıyorum, delete'te siliyorum. Geliyorum bir prizma oluşturmaya. Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum ve mouse'u bırakmadan şöyle genişletiyorum, başlıyorum. Bıraktığımda yukarı doğru biraz bir hareket yapıyorum. Tekrar tıklıyorum. Üçüncü keski hareketimde yüksekliğini vermiş oluyorum. Tekrar tıklıyorum ve şeklim oluşmuş oldu. G'ye basayım şöyle. Şeklimle geliyorum. Bakın burada özellikleri var. Birinci kenarım, bakın şu kenarın boyutu ne kadar olsun. İkinci kenarın boyutu ne kadar olsun. Üçüncü kenarın boyutu ne kadar olsun. Yüksekliği ne kadar olsun. Ve segmentleri, aynı kenarlara ait segmentler kaç tane olsun ve yükseklik segmenti ne kadar olsun gibi özellikleri var. Delete'e basıyorum. Torus'una tıklıyorum. Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum. Bakın şöyle bir şekil oluşturmuş oluyor. Büyütüyorum. Mouse'u bırakmadan sol tuşunu çekiyorum. Bıraktığımda ise kalınlığı ne kadar olsun diyor. Onu da şöyle mouse hareket ettirerek belirtiyorum. Sonra bir daha tıkladığımda şeklimi oluşturmuş oluyor. Şeklin genişliği, segment sayısı, PQ değerleri. Bakın arkadaşlar bu değerler neydi? Gördüğünüz gibi bakın çeşitlilik sağlıyor. Q değerine gidiyorum. Cross section. Sides bölümündeki ve bu şekilde de basıklığını twist ile bükebilirsiniz. Desen falan vermek için veya başka bir isteğiniz varsa ona göre. Şöyle gördüğünüz gibi şekiller de verebilirsiniz diyoruz. Burada da hangi bölümlerin pahalanacağını, yumuşatılacağını gösteriyor. Bu şekilde Torus Nut'ı da kullanabilirsiniz. Chamfer silindir nedir? Mouse'un sol tuşuyla tıklıyorum. Elimi çekmeden genişliği belirledikten sonra, düzü belirledikten sonra bırakıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Tekrar mouse'un sol tuşuna tıklıyorum ve üçüncü hareketimde ise birleştiği yerde bir chamfer oluşturmaya çalıştığını görüyorum. Son tıklımla da bu şekilde bitirmiş oluyorum. Eğer fillet segment sayısını arttırırsanız pahalanmış olan bir silindir oluşturmak isterseniz bunu kullanabileceğinizi görebiliyorsunuz. Bakın burada pah genişliğini görebilirsiniz. Yüksekliğini, yarı çapını daha sonra buradan elle girerek veya oklarla hareket ettirebilirsiniz. F4'e basarsanız kenarları görürüz. Buradan bakın yükseklik segmentini. Fillet segmentini, fillet segmenti biliyoruz. Pahalamak istediğimiz bölümde kaç tane segment olsun? Bakın şuradan şuraya pahalayacağım. 5.8 santimi. Ve içinde ne kadar segment olursa o kadar iyi olduğunu biliyoruz. Fakat o kadar da ağırlaştığını biliyoruz. Onun için yeteri kadarını kullanıyoruz. Şöyle cap segmentte burada bir özellik yapacaksak, hareketlik sağlayacaksak fazlalaştırıyoruz. Slice on değerini zaten biliyoruz. Kaç dereceye kaç da çizmek istiyor isek kullanmamızı yarayan özelliğimizdi. Geliyoruz. Genelde bakın böyle F4'e de bastırdıkça şöyle eski haline gelir. Biraz da size'ını arttıralım. Şöyle bakın bir kutu, bir pahlı bir güzel bir silindir oluşturmuş olduk. Sağ tıklıyorum ve nesnemi seçili hali olmaktan çıkartıyorum. Nesneme tekrar seçmek için sol tuşa tıklayıp delete'e basıyorum. Kapsüle geliyorum. Kapsül nedir? Mouse'un sol tuşuyla tıklayıp elimi çekmeden genişletiyorum. Bırakıyorum. Yüksekliğini ayarlıyorum. Tıkladığımda şeklim bitmiş oluyor. Bir ilaç çapına benziyor. Yüksekliğini ve yarı çapını ayarlayabiliyorum. Sides ile kenarlarını bakın F4'e basarsanız daha iyi görürsünüz. Ayarlıyorum.
Yükseklik segmentlerini ayarlayabiliyorum. Slice on ile de dediğim gibi kaç derecelik açıda bir 3 boyutlu çizim yapmak istiyor isem onu ayarlayabiliyorum. Buradan da çıkıyorum delete basarak. Next diyorum. Tıklıyorum. Perspektif görünümündeyim hala. Mouse sol tuşuyla tıklıyorum. Şöyle bir kalınlık veriyorum. L şekli oluşuyor. Yüksekliğini veriyorum. Şöyle yavaş hareketlerle de kalınlığını vermiş oluyorum. Ama şuradan kalınlık verelim. Bakın. Side length ile genişliğini, öteki açıdaki yüksekliğini, hareketini. Şöyle şunu biraz genişletelim arkadaşlar. Şunlarla da bakın hangi kenardaki kalınlığı istiyor isek bakın böyle verebiliriz. Yüksekliğini de bu şekilde oluştururuz. Aynı şekilde şöyle şuradan kenarların sayımızı da kenar sayılarını da arttırıp azaltabiliriz. Delete basalım. CX'e basalım. Şöyle bakın bu bir C harfi oluşturacak bize. Mouse'umu bırakmadan sol tuşa tıkladım bırakmadan genişletiyorum. Şimdi üst hareket tuşunu seçmiş oldum. Şöyle yaparak da bakın şöyle son hareketim ile de kalınlığı böyle belirlemiş oluyorum ve tıkladığımda oluşturmuş oldum. G tuşuna bakarak gridi kapatalım. Şöyle nesnemizi alt ve mouse'un orta tuşuna basarak hareket edip döndürelim. Bunlar da eski derslerimizden hatırlayın. Backline nedir? Bakın şu kenarı, öteki kenarı veya bu kenarı uzatır. Kalınlığını bakın. Hangi kenarın kalınlığını arttırıp azaltmak istiyorsanız onu azaltır arttırır. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde height ile de yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ve aynı şekilde side, front, segment hangi yüzeydeki kenar sayısını arttırmak istiyorsanız veya azaltmak istiyorsanız onu da buradan ayarlayabilirsiniz diyorum. Bunu da tıklayıp silelim. Mouse'a gelelim. Bakın mouse ile sol tuşa tıkladım, genişlettim, bıraktım. Yukarıya doğru çekmeye başlıyorum. Akordiyon gibi bir şey oluşuyor. Yukarıya doğru götürüyorum ve tekrar tıkladığımda yüksekliğini oluşturmuş oluyorum. Böyle bir şekil oluştu. Şimdi bakın arkadaşlar. Yüksekliğini, segment sayısını, start nereden başlasın bakın. %10'dan sonra akorde etmeye yani o aradaki bölüm oluşsun veya 0'da 1'den başlasın veya 0'dan başlasın bakın. Hiç olmasın şu yükseklik bölümü. Bu motorlarda vardır arkadaşlar böyle bir bölüm. Hani sanki bir motor parçası düşünebilirsiniz bu şekilde. Bir hortum veya böyle bu şekilde hortumlarla oluşturabilirsiniz. Bakın şu şekilde kaç tane istiyorsanız burada size slice ve diameter ile çapını belirtebilirsiniz. Filtre, motor filtresi gibi değil mi arkadaşlar? Motor filtresine benziyor. Hangi bölümleri yumuşatmak istiyorsun? Hiçbirini yumuşatmak istemiyorum. Hepsini yumuşatmak istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Kenarları. Şöyle bakın. Bu özellikleri böyle kullanabilirsiniz. Eğer bunu dairesel değil de köşeli bir şekilde görmek isterseniz Rectangular Hose ile seçebilirsiniz. Bakın. Özellikleri de burada. Fillet ile özelliği de burada. Fillet segmentini arttıralım. Şöyle daha iyi görün. Neye yarıyor? Bakın şu köşelere segment geldi. Gördünüz mü? F4'e basarsan. Bakın fill segmenti 10 yapayım. F3. Bakın böyle daha bir filtreye benziyor. Daha bir güzel oldu. Şöyle bakın burada da D şeklinde bir üstten baktığında D'ye benzediği için D section house diyor. Bu şekilde house bölümünde öğrenmiş olduğunuz. Extend primitives özelliklerimiz standart primitives özelliklerimizin bazılarından bazı özellikler eklenmiş hali veya daha değişik şekillerin olduğu bölümdür diyebiliriz arkadaşlar.